Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Zor tabii yani. Son dönemde özellikle Amir, aşkla ilgili çok fazla tanım çabası görüyorum. Aşkla mı? Aşk. Yani şimdi bu ilk defa çaldık herhalde bu parçayı. Yani tüm ihtiyacınız aşk derken burada seksten mi bahsediyor yoksa? Yok, sanmıyorum. Duygusal bir şey mi? Ya buradan burada seksten bahsediyor olsaydı ben şimdiye kadar bunu anlamış olurdum. Ama yani daha böyle bir sanki şey gibi, hani daha sentimental bir şey mi yani? Sentimental de olabilir, şey de olabilir. Fundamental de olabilir. Fundamental de olabilir. Yani bu büyük ihtimalle sempatik sinir sistemiyle ilgili de bir şey olacak. Çok büyük ihtimalle bu şuradan yukarı. Şuradan. Pardon, yukarı. Şuradan. Kasıklarımdan göstereyim. Estağfurullah. Çüş. Şuradan yukarı. karna doğru. Şimdi gördüğüm kadarıyla oradan yukarısı zor. Zor ya, zaten zor olduğunu baştan söyledim. Ama benim bildiğim kadarıyla yani Avustralya'da bulunduğum kısa dönem içerisinde. Kısa dediğiniz 28-29 sene kaldı. 29 sene kaldı. Aşağı yukarı yani. Evet. Evet. Ama daha 100 yılın başlarıydı. Evet. Ki ben yani 1910 ile 1955 arasını saymıyorum aslında. Ya kendimi yaşamış saymıyorum o tarihlerde. Zaten yani, siz Anzak olarak gelip burada vefat ettiniz, onu herhalde hatırlamıyorsunuz. Ben sizi bizzat şey yaptım, denize attım. Denize döktünüz anlamında mı yoksa? Hayır, ben bizzat yol arkadaşınız olarak sizi denize bıraktım. Hani buradan Çanakkale'den bari geri gidersiniz geri diye. Ağır ağır dedin. Çok şükür be Allah senden. İlk ya yani böyle dostlar da çok şey. Evet abi. Bulunmuyor yani. Ya bulunur da aramak lazım. Aramak lazım. Ne. Yani Avustralya İngilizcesinde love yapmak diye bir şey var yani. Evet tabii. Make love mı diyorlar? Make love. Evet, make love. To make love. Ben ilk bana ya bu teklif edildiğinde thank you very much demiştim. Yani almayayım manasında. Evet, evet tabii çünkü, öyle de şey yapılır. Çünkü şey oldu yani, şey olarak algıladım bunu. Yani çok sentimental bir teklif olarak algıladım ama öyle değilmiş. O yüzden o gün bugündür zihnim karışır yani. Aşk yapmanın yani bizim dilimizi çevrilmiş haliyle söylüyorum doğal olarak. Başka nasıl söyleyeceğim? Aşk yapmanın yani bizim dilimizdeki amiyane tabirle sevişmenin duygusal olduğunu ya da duygusal olmadığını neresinden girersek konuya söylemek de şey değil. Çok da kolay değil. Değil. İşte çok karmaşık bir şey hakikaten aslında bir taraftan. Ama yani bana seks yapmak yani sizin amiyane tabiriyle sevişmenin duygusal bir şey. Ya beni buna ikna etmek zor. Ya kendimi ikna etmem
Zor. Geçen gün başıma geldi. Evet, dinliyorum. Yo, merak ettim. Geçen gün başınıza ne geldi? Dedim yani bu hiç dediğin gibi duygusal bir şey değilmiş dedim yani. Bayağı. Yani sanki evde savaş çıkmış gibi bir evet. Şeydi. Yani korkunç bu, bir hal. Evet, bu dedim senin genel şeyin mi yani? Sen de duygu durum bozukluğu mu var yoksa dürtüsel bir kişilik? Yoksa durum duygu bozukluğu mu? Durum, yani durum bozukluğu vardı bir kere onu söyleyeyim. Bir kere dedim bu durumda olmaz dedim sonra. Hatırlıyorum yani. Çünkü çok şey bir durumdu yani. Ben onu anladım. Bozuk bir durumdu yani. Anladım. Dedim biz buna dedim eskiden özellikle Asya'nın iyice doğu taraflarında bir şey Amerika'nın Meksika Körfezi'nin hemen üst taraflarındaysa Brüto deriz dedim yani. Evet anladım. Dedim bu şey bir durum değil dedim yani. Değil evet değil. Dolayısıyla yani insanın kafası karışıyor. Ama dedi defterini dürdüm senin dedi. Yani bunu kabul et dedi. Evet tabii dedim. Çünkü o esnada hani kanepeye ne karşısındaki sehpaya ayağımı uzatmış. Elimde senden iyi olmasın. 8 siyerlik dolapta bir yerde kalmış bir 24 yıllık bir çay. 24 yıl önce demlemişim yani. Allah Allah. Şey olmuş bayağı keskinleşmiş. Evet. Öyle rahat bir pozisyondaydım yani. Yani rahat bir durumdaydım yani. Neyse yani bu konuya tekrar döneriz. Ama öncelikle Kaybedenler Kulübü 2023-2 Bursa'da olduğumuzu bir hatırlatmakta fayda var. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydanlı. Standart FM Kadıköy Merkez Stüdyolarında canlı yayındayız. Değerli dinleyenler ve her zaman olduğu gibi bugün yine 3 önemli konuyla karşınızda olacağız. Biraz geç başladık. Bir baktık yani vakit geçmiş. Onun da sebebini söyleyeyim yani hazırlıklarımız tam. Evet. Ne derler ona? Mimat. Bütün şey nevalemiz şeyimiz tamam canım. Bir eksiğimiz yok gördüğüm kadarıyla. Şu anda Allah Allah saat kaç derken 22.06'yı gördüm ben. Allah'tan sohbet lobimizle stüdyomuz arasında çok yaklaşık kısa. 12 basamak var. Hemen stüdyoya kısa. Çıktık. Bu arada gerçekten bu gecikme içinde affınızı dileyelim. Kusura bakmayınız. Gerçekten böyle bir... Çünkü hani üzerine pek konuşmak istemiyoruz ama hakikaten bir acayip şeyler yaşandı yine. Zaten bu ülkede normal bir şey yaşanmıyor. Yani artık dolayısıyla hani bizim hani yılbaşından hemen sonra yani Şubat'tan itibaren planladığımız 2023 nüshalarının ikincisi ancak konuşacak hale gelebildiğimiz evet. Mart ayına kadar uzadı ama neyse ki EYT çıktı bu arada. Evet. Hiç olmazsa hani o bir de onun takibindeydik yani EYT çıktı mı çıkacak mı şey mi diye. Var mı sende EYT? Ben full. Full EYT. Ben ucundan kaçırmışım. İkinci EYT'yi mi? Üç. Üçüncü EYT'yi herhalde. Üçüncü EYT. Şimdi ben aslında yani 1900'lerin ortalarına doğru emekli oldum. 50'ler. 50'ler, 60'lar. Herhalde Demokrat Parti zamanında mı denk geliyor? Ben o kadar şey var. Yurt dışındaydım çünkü. Ben de yurt dışındaydım. Politikayı da çok yakından takip etmediğim birçok şeyde olduğum yıllardı. Sonra ölmüşüm ben.
Ben ölünce benim emekli maaşı kesmişler. Senin ölümünü hatırlıyorum. Ya o zamanki ölümünü hatırlıyorum. Hazin bir gündü. Henüz Elvis böyle bir Memphis, Tennessee, o bölgede bir iki tane küçük şovunu hatırlıyorum. Yeni yeni taş plakları yayınlanmaya başlamıştı. Derken senin haberin geldi. Allah rahmet eylesin. İyi insan bunlar. O zamanlar bilmiyorduk tabii. Sadece haber olarak düştü. Herhalde. Benim cep telefonuma. O yıllarda yaygın değil ama yaygın, biz kullanıyoruz. Kullanıyorduk. O yıllarda cep telefonu demiyorlardı. Biz ona ceplik diyorduk. Ceplik. Düştü. Geri aradım. Şişeli miydi sizin ceplikler? Kapaklı. Kapaklı. Yani kutu içinde. Kapağı var. Açıyorsun. Oradan böyle bir nasıl diyeyim, bir kalın naylon içerisinde bir şey. Ucundan kesip böyle yapıyorsun. Hatırlıyorum o ceplikleri. Ya. Evet, öyle bir şeydi. Yıllar içinde değişti bu. Teknoloji değişti canım o yıllarda. Şunu söylemeye getireceğim. Mesela olgunlaşmak, bizim emeklilik dediğimiz şey. Yani bir konuda aslında gelebileceğin en üst seviye, en böyle olgun, verimlilik çağının sonuna geldiğinde artık tamam, sen bundan sonrasını yapamazsın. Bundan fazlasını yapamazsın. Ha, bu belki de bundan ötesi yok gibi bir şey. Gibi bir şeye geliyor. Bence biraz böyle bakmak lazım. Yani, aslında bu bende bir şey çağrıştırdı. Yani lafım bitince buraya girmek isterim. Yani, bitti lafım. Bu kadardı. Yani çok da hakikaten az öz ve yani tam yerinde konuşuyorsun yani çok gerekli cümlelerle. Ben öyle değilim kişisel olarak. Ben bizim ailede de yoktur aslında yani öyle çok konuşan şey yapan. Ki bana da çok konuştuğum da pek söylenmez ama belki. Ya sen konuşkan bir insan değilsin. Evet. Ama çok konuşuyorum. Ya onu da şöyle fark ettim yani. Ben, İstediğin zaman diyelim. İstediğin zaman çok konuşuruz. Evet. Başka bir şey daha var belki ama bunu biraz daha tartmam lazım. Şöyle psikoloğumla tabii takdir edersin ki. Analistimle öyle söyleyeyim. Analistine. Analistimle. Yani olgunlaşma dediğin şeyden aslında ya geçen gün düşündüğüm bir şeye geldim aslında yani o çağrıştı. Aslında bu yani bilgelik diye tanımlanabilecek belki birkaç aşamadan geçiyor insan hayatında yani bunlara çeşitli adlar verilebilir işte ne bileyim korkma, billurlaşma yani netleşme çeşitli isimler verilebilir ama bir son nokta var yani daha ötesi olmayan nokta derken kastettiğim şey o daha ötesinin olmaması noktası biraz görmekle ilgili bir şey. Yani o şeyin artık sende bir resim halinde görünür olması. Bunun en garip örneklerinden biri. Yani en net örneklerinden biri. Mesela bir Hintli matematikçi vardır. Çoğu insan bilir. Bu yani fukara bir Hintli. Bir mühendisin yanına işte bir temizlik ıvır zıvır bir şeyler için giriyor. Sonra onun notlarını temize çekmesi isteniyor. Ve herif yani
o güne kadar birden o yaşta o güne kadar çözülememiş bir sürü matematik problemini çözüyor. Matematik problemi derken de hani havuz probleminden falan bahsetmiyorum yani. Üst seviyede. Yani bazı teoremleri. Fakat ispat şeyi yok. Yani çünkü öyle bir eğitimi yok. Evet. Yani direkt sonucu yazıyor yani. Yani şöyle bir teorem var. Böyle işte, olur. Sonucu yazıyor. Sonra bunu fark ediyorlar ve işte İngiltere'deki şey gibi üniversitelerde. Değil mi? X eşittir Y üzeri 4. Yani, diferansiyel denklemler bilmem ne ya da şey yüzeyler. Yüzey matematiği. Aklına ne gelirse. Ne geliyorsa. Sonuçta matematik bir bilim değil. Matematik bir dil. Tabii ki. Yani herkesin konuşamadığı. Evet. Bilmeden konuşamayacağım bir dil. Konuşamayacağım bir dil. Yani çünkü böyle bir yanılgı da var. Yani matematik bir dil. Hayır, ne alakası? Matematik bir dildir sonuç itibariyle. Evet. Öğrenirsen konuşabilirsin. Mesela fizik. Tamam, fizik bilimdir. Fizik de matematik diliyle konuşulur. Evet. Onu bilmeden onu da yapamaz. Evet, yani konuşamaz. Konuşmayı bilmeden hikaye yazamaz. Yazamaz. Yani. Kitap okumadan hayal kuramaz. Bir şey yapamaz. Yani. Öyle bir şey matematik. Hiçbir şey izlemezsen rüya göremezsin. Göremez. Eğer %100 karanlık bir odada hiç ses duymadan büyütüldüysen Tanrı'nın dilini konuşur. Evet. Sadece. O da sessizliktir. Evet. Derin bir sessizlik. Herhangi bir dilin ilk kelimesini söylediysen masumiyetini yitirirsin. Kesinlikle. Bir insan ilk kelimeyi söylediği ana kadar masumdur. Ondan sonrası bana kimse anlatmasın. Aynı. Bu arkadaşı işte alıp götürüyorlar. Cambridge büyük ihtimalle. Ve orada yani problemi veriyorlar. Ertesi gün yazıp getiriyor. Ama arada ispat yok. Yani o formüle yani çözüm yok. Yani direkt çözümü kağıdın üzerine döküyor. İşte insanın bence daha ötesi yok dediğim nokta o. Yani problemi gördüğünde gözünde şeyin canlanması. Sonucun canlanması. Yani artık o ara dili bilmene gerek yok. Yani o dili aşmakla ilgili bir şey. Yani o dilin aslında bir şeyi görmek gibi basit ve billur olması hali. O yüzden yani belki hani o söylediğin cümle yanlış anlaşılır diye bu kadar çok şey anlattım. Farkındayım, evet. Hani daha ötesi yok meselesi yani kastımız olsa budur yani. Binaenaleyh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Saygıdeğer dinleyenler, az sonra bir canlı yayında bir konuğumuz olacak. Bu gece boyunca bize canlı yayında telefon aracılığıyla şüphesiz ki konuk olmak isterseniz daha önceden duyurduğumuz gibi yapmanız gereken tek şey fm.standart Instagram adresinden bize bir direkt mesaj atmak. Lütfen bu mesaja en azından nerede olduğunuzu ve telefon numaranızı yazmayı unutmayınız ki. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım.
çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet, değerli dinleyenler, Kaybedenler Kulübü 2023-2 Musa'yı dinliyorsunuz. Hatta bir dinleyenimiz var. Medine sanırım. Medine, selam. Hala orada. Selam. Merhaba. Nasılsın? Naber? İyi. Seninle en son hangi Nusa'da konuştuk biz? Hiç hatırlamıyorum ama yani yıl bitmeden bu son bir program yaptınız ya. Hmm. 2022. Sezon finali. Aynen. Sezon finali gibi. Ne konuştuk hatırlatsana. Biz de artık amnezya başladı iyice. Demans var bende biraz. Hap kullanıyorum akşamları. Benim de hafızam çok iyi değil de. Ben Tanrı üzerine birkaç soru sordum. Tanrı? Tabii. Okey. Yine mi soracaksın? Ya cevabını, yok, ben hiç aradım. Cevabını almış mıydın? Yani tatmin edici bir cevap verebilmiş miydin? Bu konuda kimse kimseyi tatmin edemez ki. O zaman niye sordun ki? İnsan bazen birisinden bu konuda bir şeyler duymak istiyor. Ya tatmin olmamak ama duymak istiyor. Diyorsun. Tabii canım. Ben tabii. En son ne zaman tatmin oldun Melina? Herhangi bir konuda yani. Seksüel anlamda bir soru sormadım. Siz de yani öyle bir şey soruyorsunuz ki ama seksüel değil. Ha, seksüel de olabilir canım. Yani ama seksüel bir şey sormak istesen en son mesela zaman, bir daha dizi seyrediyorum. Orgazm oldun derdim yani. Macide var dizide. Hiç seks yapmıyor. Hamile kalıyor. Ben mesela ayar oluyor. Ya seks, kardeşim. Seks yapmadan mı? Ya bizim oluyor. Gördüğümüz dizi ya bu. Hmm. Bizim gördüğümüz en fazla koklaşma oluyor. Belki tozlaşma yoluyla şey yapıyordur. Macide mi? Macide. Macide belki de bir bitkidir. Bitki de olabilir. Ama yani en azından bir giriş çıkış istiyor insan yani bir. Bitkiler de bile en azından bir ağrı olsun bir. Bir uzun söylemeye çalışıyorum. Eğer bir orkideyse bir uzun dilli yarası olsun. Bir şey, bir karga burunlu, pense olsun. Pense olsun, şey, arı kuşu olsun. Evet, güzel söylediniz. Bir takım şeyler gerek, bir penetrasyon şart yani tabii, o manada. Ya siz tabii seksist yaptınız şimdi, yani penetrasyon olmasın da şey olsun, böyle çengelli iğne gibi sap, iki defa saplasın. Olta atsın diyorsun. Bir zoka vursun. Zoka vursun. Balık tutmayı sevmiyorum ben ya. Ben severim. Belki meslek olarak yaptığım için zamanında. Ya olabilir, olabilir. Yani bu evet tabii yani, şey. Bu bir şey. Aşçı olduğunda evde yemek yapmayı evet, sevmez. Sevmez. Yani. Ya da ya, evdeysen ve çok mutsuzsan ve yalnızsan yemek yaparsan berbat bir yemek yaparsın. Yani. Ya, hiçbir ya, kurala uymadan. Yapamazsın ya işte. Yapamazsın. Öyle değil mi Medine? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Var mı bir cevabı? Konuya kesinlikle katılıyorum. Yalnız yaşıyorum ve yaptığım yemekleri o kadar içten olmayan bir şekilde yapıyorum ki hiçbirini beğenmiyorum. Peki yemek yapıyor musun yani? Dışarıdan söylemek yerine. Yani. Yaptığı yemeğin tuzsuzluğu hakkında birisiyle konuşmak istiyor. Neyin tuzsuzluğu dedim, ben o kısmı kaçırdım. Yaptığı yemeğin tuzsuzluğu. Tabii canım.
ya da çok fazla tuzlu olması. Konuş o zaman, biz buradayız. Evet, ben dinlerim. Yani bugün... Bir dakika, en son sorduğunuz soruya cevap vereyim. En son tatmin olduğum zaman geçen sene Mayıs ayı. 1 Mayıs civarları. Özel bir gün. 1 Mayıs'la alakası yoktu. 3 yıl aradan sonra İstanbul'a gelmiştim ve tam olarak manika tam tutmuştu. Yaklaşık 3-5 gün uyumadan oradan oraya. Manik depresifmiş. Ya bipolarım. Bipolarsın yani. Ya iyi. Eski tabirle manik depresif. Yani. İlaç kullanıyor musun düzenli? Kontrol altında mı yani? Bıraktım artık. Bıktım ilaçtan. Şu anda ne, hangi şeydesin, dönemdesin? Şu an panik atak zorluyor bir yandan. Bir yandan diyor ki depresif tarafım, merhaba ben geldim. Ben mesela depresyonun geliş halini severim. Ama sadece geliş halini severim. Hemen çıkmak isterim. Ya depresif hali ben de seviyorum da depresif halin getirdiği etkileri sevmiyorum. Evet, o zor. Yani etrafındakiler açısından da zor. Yani şey oluyor, dışarı işte. Ulan etrafında birileri varsa. Zaten günlük hayatım tamamen hep aynı ve şey yapıyorum. Servisten inip eve yürüdüğüm 10 dakikalık bir yolum var. O süreçte bile insan suratı görünce kusasım geliyor. Evet. Bayağı depresif bir durum. Gerçi evet. Ben her insan suratı gördüğümde kusasım geliyor son dönemde. Ama bu ya yani benle ilgili bir şey yani. Çok kişisel bir şey. Ne iş yapıyordun Medine? Ben memurdum. Evet, memurdum. Konuşmuştuk. Neredeydi? Bir de zor bir memurdum memur. Yani çok... Uzaklarda bir yerdeydin değil ben mi? Ben şaşırmıştım. Neden? Dağda bayırda bir yerdeydin değil mi en son konuştuk? Sinop'ta ama Sinop'un bir köyünde memurum. Tamam hatırladım seni. Evet. Hatırladım seni. İyi. Yani bulunduğun yerde Karadeniz olduğu düşünülürse... Pek iç açıcı bir yer değil, bayağı depresiftir yani Karadeniz. Yani merkez için bunu diyemem. Merkez gene daha iyi ama yaşadığım yerde insanlar kendilerine yapay bir dünya oluşturmuşlar ve o dünyanın kurallarına uymayan insanları dışlıyorlar. Ya iyi birbirinizi kesmiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Yani ben... Nasıl yani? Şeydeyken Nevada bölgesinde... bir maden işinde çalışmıştım uzun yıllar. Gümüştü o maden. Gümüş. Yani gümüş de maden sayılıyordur. Siz şey söylemeye çalışıyorsunuz anlıyorum. Yani çok açık etmek istemedim. Yani bugünkü mali şeyimizin kökenleri hakkında bir açık vermek istemedim. Daha sonra Kaliforniya taraflarına geçtik tabii. Yani altın işine girdim. Çetrefilli zamanlardı, zor zamanlardı. Evet. Zor ama karlı. Bizim ilk Amerika'da ben de kağıt tüccarıydım. Banknot basalım artık dediğimiz yıllarda yeteri kadar altın rezervi olmadığı için banknotları gümüşe ayarlı basardık. Evet. Sizin daha sonra... Sonra ayarını iyice kaçırmıştık. Yani geçişinizle altına döndük ama ya ben çok memnunum mesela. Yani şimdi... Mesela o zamanki bizim bastığımız dolarların da tadı yok şimdiki dolarlarda. Yok gerçekten. O daha bir şey bir hamurdu. Güzel bir kağıttı. Ben tabii kendim yaptım diye söylemiyorum. Ama organik bir şey. Mesela o bastığım en güzel olan hangi şeyin şu an tadı var ki? Dokuluydu senin. Evet. Özellikle 2 dolarlara acayip şey özen gösterirdim 2 dolar. Ya hep merak etmişimdir. Niye 7 dolar bastın? İşte cinslik olsun diyor. Yani mesela bana herhalde bir bildiği var deyip ses çıkartmamıştım. Sonra zaten Amerika'dan şey yapmak zorunda kaldık. Mecbur. İltica etmek zorunda kaldık. Mecbur, tabii. Zaten Merkez Bankası, yani Amerikan Federal Rezervi, yani bizim FED dediğimiz
şeyin kuruluş sebeplerinden biridir yani. O şeyin, Hitler'in İngiliz poundu basıp uçakla Londra'nın üzerinden, evet, atması gibi bir, evet, o kadar olmasa bile ona yakın bir etki yaratmıştı. Sağ olsun Amir, sanıyorum grafik tasarımı ile ilgili bir şeyden olduğunu düşünmüşümdür hep. Zafiyet diyelim. Evet. Zafiyet. 7 dolarlık banknotları şeye sürünce tabii orada bir şey çıktı. Yani bu gerçek değil demeye başladılar. Nedense. Yani. Belki de amaç oydu. Belki de. Kestirmeyiz. Yatırımlarını hangi alanda değerlendiriyorsun Medine? Yatırım yapmıyorum. Yatırım yapabilecek bir durumum yok. Tasarruf da yapamıyorsun yani. Yani bu durumda tasarruf yapamıyorsun. Aynen öyle. Yani yatırımımı en fazla kitap okuyarak kafama yapmaya çalışıyorum. Ne gibi? Çok kısa izin verirsen tabii ki. Bir bugünkü programımızda tabii şunu hatırlatmam lazım öncelikle saygıdeğer dinleyenlere. Tüm Standart FM dinleyenlerine. Kayvanlar Kulübü'nün çok tabanda geniş bir yapım aşamasından geçti. Evet. Bir buçuk diyelim ona yardımcısıyla beraber yapımcı, executive yapımcı. Executive producer. Dört, ikisi şeyli, okullu, ikisi yetiştirilmiş. Dört tarih bilimci, tarih, sosyal tarih bilimci ve altı metin yazarından geçerek buraya geldiğini kısaca anlatayım hemen, ama uzatmadan Medine, sıkıcı olmamak için iki sorumuz var bugün konuşacağımız, senin gibi saygıdeğer dinleyenlerimize soracağımız. Bunlardan ilki, hazırsan soracağım, bu bir alan araştırması bizim için. Türk kahvesi tüketiyor musunuz? Evet. Her seferinde sizin deyiminizle, her seferinde diyebileceğimiz şekilde kapatıp fal bakılsın ya da bakılmasın. Kapatıp mı bırakırsınız yoksa açık mı? Açık bırakırım. Peki ikinci bir soru. Eğer yeni bir ürün alırsanız evinize ya da işte ne, kendinize, üzerinde bir etiket, barkod, bir şey varsa onu çıkartıp mı kullanırsınız, çıkartmadan mı? Yani mesela bir çakmak aldınız bakkaldan, üzerinde bir etiket, evet, barkod var. Onu hemen çıkartır mısınız yoksa günlerce çıkartmadan kullanır mısınız? Hiç çıkartmam. Kendi kendine çıkarsa çıkar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok gerçekten faydalı oldunuz. İstatistiklere ekleyeceğiz. Çok derin bir araştırma konusu olduğunu programın sonunda açıklayacağız. Evet. Çok teşekkür ederim. Tekrar seninle görüşmek harikaydı gerçekten. Rica ederim. Dikkat edin kendinize. Siz de. Olabildiğince görüşürüz. Çok yalnız mı? Ben de. Neyse ki. Neyse ki. Görüşürüz yalnız. İşte çürüyen kısımların içinde ne kullanıyorsun Amir? Sen bayağı gençleşmiş gördüm seni. Yani genç gibi. Şöyle bir şey. Açıkçası. Sabahları özellikle ellerimi ilk yıkadığım anda yüzümü yıkamamaya çalışıyorum. Dökülüyor mu? Bütün gece boyunca direnç göstermiş cildimi birdenbire şoklamamak için. Anladım. Haftada en fazla bir kez yıkanıyorum. Çok iyi.
Bu da dirimin ve cildimin direncini kırmamak için. Kırmamak için. Bir de aşınmalara gerek yok. Gereksiz. Mümkün olduğu kadar gölgede durmam. Güneşte beklemeye çalışırım. Hava sıcaklığının 18 derecenin altında bulunduğu yerlerde asla mevcut olmam. Durmam diyorsun. Bulunmam. Yani. Mümkün değil. Bağlasan durmam. Hiç bağladılar mı seni mesela? Bağlandılar. Birkaç defa hatırlıyorum ama şu an programımızın forması şeye uygun değil. Detay vermeye. Anladım. Yok, detay istemedim zaten. Genel sorduğunuzun da farkındayım. Yani. Çok teşekkür ederim bu arada. Ben bunu, çok teşekkür ederim. Bunları bu kadar şey sorduğunuz için. Sarih. Estağfurullah. Teşekkür ederim. Az sonra buradayız tekrar. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart Efendi. Büyük parantez. Özellikle de geri dönüşüm. Hayatta, kadınlarda ve aşkta geri dönüşüm. Yerine koyma. Hayatta. Yerini kadın, bulma. Kadınlar ve aşkta yerine koyma. Yerini bulma. Her şeyi yerinde sevme. Evet. Ve her şeyi yerinde, zamanında sevme ya da bırakma. Evet. Üzerine konuştuk. Şu ana kadar takip edemeyen dinleyicilerimiz için bunu hatırlatıyorum ve çok teşekkür ediyorum gerçekten. Yani şu dinlemeye yeni başladıysanız da çok bir şey kaybetmiş sayılmazsınız. Çünkü programımızın formatı gereği programın kapanışından önce Lili dostu Mete Oğunduk son 200 yıldır olduğu gibi yine programın genel bir özetini yapacaktır. Bunu niye yapıyoruz diye hiç sormadım. Ya daha doğrusu niye yapıyorsun diye hiç sormadım ama tabii ki niye yaptığını çok iyi biliyorum. Dolayısıyla kimse 2 saatini, 2,5 saatini tabii ki bir şeye vermek zorunda değil. Biz eskiden mesela şurada Hakan sineması vardı. Orada Ercan sineması vardı. Evet. Devamlı matineydi. 3 film birden. 3 film peş peşe. Peş peşe. Neresinden girersen gir. Gir. Ama biz tabii ki şeyi bilirdik. Yani nereye parça atıldığını bilirdik. Onun saatleri belliydi. O gün biz lisenin deniz tarafındaki tellerden atlayıp şu andaki eski Bomonti'nin oradan sahilden yürüyerek San Josef'in şeyinden Marif'in arasından çıkar. Şeyden bizim artistçi Mehmet. Evet. Mehmet'in oradan. Aynen. Yokuştan. Yokuştan sinemaya girer. Tabii. Parçayı seyrederdik. Fazla kendini hırpalamadan. Hırpalamadan, zaman kaybetmeden. Dolayısıyla bu tabii her Kadıköylünün genlerinde olan bir şey. O yüzden de bunu şöyle
Ben anlıyorum tabii de işte bir açıklama ihtiyacı hissettim. Vallahi şu an kendimi evde hissettim. Estağfurullah, her zaman evdesin. Nereden çıktığını görmedim. Rauf. Efendim. Rauf. Evet. Merhaba. Merhabalar, hoş geldin Rauf. Hoş bulduk. Aslında siz de hoş geldiniz. Bir nevi evimizin içindesiniz. Eyvallah. Biz hep buradayız, sorun yok. Yani Kur'an'ın en başında hep yalnızlıktan bahsediyorsunuz. Önce bir şey söyleyeyim, bir şey söyleyeyim. Ya telefona çok yakın duruyorsun ya nasılsa bir şey. Ben tam anlamıyorum seni. Ha, biraz şey Ayza'ya uzaklaşıp konuşursan sesin patlıyor. Sesin geliyor mu şu anda? Ha, şu anda geliyor çok, şu anda çok. Böyle harika. Evet. Nereden arıyorsun bizi Rauf? Hatay Antakya'dan arıyorum. Oo. Nasıl oralar? İşte çok sessiz. Yani o kadar sessiz ki, yani buradan birkaç kilometredeki kuşların sesini duyabiliyorsunuz. Bu çok normal bir şey değil. Tabii. Oralar var mı yani? Yani insan kalmadı. Çok fazla bir insan yok. Benim bulunduğum binadaki herkes gitti. Yani kimi öldü, kimi göç etti. Hı-hı. Sen nasıl atlattın? Yani... Ben şanslıydım herhalde. Neredeydin? Evdeydim. Yatağımdan kalkmıştım her zamanki gibi. Antakya böyle 3-4 ayda bir ufak ufak sallanır zaten. Hı-hı. Ben de öyle bir şey olduğunu düşünmüştüm. Uyandığımda yatağımda oturmak pozisyonuna geçtim. Sonra bu, yani insan yataktan kalktığında ne kadar mantıklı hareket edebilir ki? Yatağımın ayak ucunun kısmına geçtiğimde zıplamaya başlamıştık. Yani sağa sola savruluyorduk. Sanki kötü bir yolda ilerler gibi. Hmm. Ben kafamı yere eğdim, gözümü kapattım. Yani saate baktığımda, gözümü açtığımda kol saatimin uyandırdığını düşünmüştüm. Saatin alarmını açık unuttuğumu düşünmüştüm. Çünkü birkaç gün öncesinde annemi normal yollarla kaybetmiştim. Başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Nasıl olsun? Yani 3-4 gün falan geçmişti bunun üzerinden. Herhalde dedim, iş yerine izin aldıktan sonra saat alarmını değiştirmedim ya da kapatmadım diye düşünmüştüm. Saat 4.18'di. Sarsıntı ve her şey bittiğinde 4.20 idi. Bu kadar uzun olduğunu da saatler sonra fark etmiştim. Herkese iyi misiniz diye SMS atmıştım ama kimseye gitmedi. Şebekeler yoktu, elektrik yoktu. Sadece bir çığlık sesleri vardı dışarıda. Bunun anlam verememiştim pek. 2-3 gün boyunca evimin etrafına dışarı çıkmadım. Yani her şey galiba sıradan diye düşündüm. Hı hı. Yani kimsenin öldüğünü insan aklına getiremiyor. Hı hı. Evet. Arkadaşlarımın evlerine gittim. Hiçbirinin evi yerinde değildi artık. Kiminin 3 katı, kiminin 10 katı yere yapışmıştı yani. Bazı evlerden dumanlar yükseliyordu. Üstümüzde İşte üçüncü gün, dördüncü gün helikopterler falan geziyordu. Yani savaş alanı gibiydi. Hala da helikopterler geçiyor ve bu inanılmaz derecede kötü bir psikoloji yaratıyor. Evet. Evet. Bu yani yaşamakla yaşamamak arasında sanki bir fark yokmuş gibi geliyor bana. Sanırım ikisi de olmamak istediğimiz yerdeyiz. Her iki taraf için de söyleyebilirim. Bugün diğer arkadaşlarımla olmayan arkadaşlarımızı konuştuk. Hmm. Başta da söylediğim gibi ay başında ben annemi kaybettim. İkisini de gömdüm. Altında deprem oldu. İkisini de annemi kaybettiğimde çok mesaj almıştım. Bazı arkadaşlarımla da görüşmüştüm. Taziye için de yanıma gelen insanlar olmuştu. Dördünde ve beşinde. Biz kaç gün sonra da onları göremedim. İnsanın hayatından birileri çıktığı zaman artık başka bir hayatın içine giriyormuşsun gibi oluyor. Yani 46-47 gündür deprem oldu. Belki daha az, daha çok. Tam hesaplayamıyorum. Bugün günlerden ne onu da bilmiyorum. Ama tek bildiğim bir şey var. Yani bu şehir eskisi gibi olmayacak. Birçok arkadaşım giderken geri döneceğiz dedi ama döndüklerinde böyle bir şehir bulmayacaklar artık. Eskisi gibi değil. Hiçbir sokak
yerinde olmayacak. Hiçbir insan da. Hiçbir ses. Hiçbir anı orada kalmıyor. Galiba hani diyorsunuz ya yol hiç bitmez diye. Galiba bugün yol bitti. O labirentin duvarıdır ya abi. Böyle bir yere doğru döner diye düşünüyorum ben de. Umarım. Ya. Var mı yapabileceğiniz bir şey? Yok. Yani açıkçası bağlanabileceğimi bile düşünmüyordum bugün. Pek şanssız bir insan değilimdir çünkü. Evet. Ama yani 216'lı numarayı görünce yani dedim herhalde Kaan Bey'i arıyordur diye düşündüm. Eyvallah. Teşekkür yani, ederim. Şanslısın çünkü yani çok az kadın dinleyicimiz var bugün bize canlı yayına bağlanmak isteyen. Yani takdir edersin ki şu mikrofonlardan tabii ki bas, bariton, erkek sesleri duymaktansa kadın sesi duymayı tercih ediyoruz ama evet. Senin sesin de iyiymiş ya. Evet. Senin sesin de hiç fena değilmiş. Rauf bence sizin oralarda. Evet. Olabilir. Bizim oralarda olabilir. Bizim buralarda pek yani nasıl söyleyeyim? Ben hayatımı hep yalnız geçirdim. Hiç evlenmedim. 40 yaşındayım. İyi gelmişsin bence. Evet. İyi dayanmışsın. Evet. 40 yaşım galiba ama bir yerden sonra insan artık öyle bir yalnızlığa alışıyor ki. Evet. Birinin hayatını aldığı zaman korkuyor yani. Tabii tabii. Yani arkadaşlarına bile zaman geçirmekte zorlanıyor insan. Tercihlerini değiştirmek zorunda kalmak kötü bir şey. Ne iş yapıyordun Rauf? Yani süpermarkette çalışıyordum ben. Kaldı mı? Süpermarket kalmadı. Hayır. İşte kalmadı. Çalıştığım market yani küçük altında kaldı. Daha önceki çalıştığım şubeleri de öyle. Çoğu yağmalandı zaten de. Peki şu an işsiz misin Rauf? Yoksa nasıl? Hayat İşsizim. Nasıl devam ediyor? Yani şöyle. Genelde yemek çadırlarına falan gidiyorum. Hayatta kalan bir akrabam, iki arkadaşım var. Onların kaldığı çadırlara gidiyorum. Onlarla konuşuyoruz. Evet. Bugün sözde motorları biraz dışarı çıkalım, nefes alalım falan dedim. Yapamadık, yağmur yağdı biraz. Korktuk. Yani artık yağmurdan da korkar hale gelmişiz. Yani ne olacağını düşünemiyoruz artık. Peki yani, o bölgede sen şu an mesela bir çalışma, iş ortamı olsa çalışacak durumda mısın? Yoksa öyle bir durumun yok mu? Yani onu tam anlamaya çalıştığım için soruyorum. Bence o bölgenin çalışılacak durumu kalmadı. Hayır, ben gördüğümüz tam konu anlamaya çalışıyorum ve sana soruyorum hani nasıl orada durum? Burada neredeyse işletmelerin ve dükkanların, esnafların ya da çalışan işçilerin tamamının %99'u gitti. İş yerleri. Kalanlar da birkaç gün çalışıp biraz para biriktirip yurt dışına, pardon şehir dışına çıktılar. Hatta benim motorum biraz problemleri vardı, kilometre saati gibi. Onları yaptırmaya gittiğimde bile ya yürüdüğüne şükret abi dedi. Beni geri gönderdiler. Yani onlar da birkaç gün sonra da gitmişti zaten. Bir daha yanlarına gittim. Mesela lastiğim patlamıştı. Ya orada öyle, olmadı. Şu an öyle bir hayat yok orada yani. Sıfır. Motorun yürür mü bu taraflara kadar? Yani benim motorum biraz elektrikli olduğu için fazla mesafe yapamıyorum. Gelemem. En fazla 80 kilometre. Şarj istasyonu lazım yani. Biraz çaylağım da bu konuda. Ama 7-8 senedir kullanıyorum yani. Eyvallah. 15-16 bin kilometre mi var? Yuki mi o ya? Yok. Yuki aslında kadın şey ya. Abi. Ben ne bileyim ben hani sonrasım geldi. Kadın motoru yani Yuki. Ki çok severim yani. Ben de hassasıyım. Aslında elektrikli motorların en zevkli tarafı sessiz olması. Yolun evet. Bütün sesini falan duyabiliyorsunuz. Evet. Yani yolun kenarında akan suyun sesini. Evet. Ne bileyim lastiğin asfaltla yapan dansının sesini duyuyorsunuz. Müthiş. Rüzgarı daha rahat algılıyorsunuz. Kafanı şişmiyor falan. Biraz daha, ama kötü yanlar da var işte. Biraz daha anlatırsan motor sesinden vazgeçme noktasına geleceğim yani. Ama karbüratör seviyorum ben herhalde. Soğukta çalışması zor diyorlar. Zor. Ben bir ara elektrikten vazgeçmekteydim. Yani bu savaş alanından önce. Ocak ayından önce bazı motorları falan takibe almıştım.
Yıllık iznimi falan kullanacaktım bu yaz. Eğer hala çalışıyor olsaydım. Hı. Yıllık iznimde de sizin gibi böyle deniz kenarlarına falan gidip birkaç kız kardeşim falan var. Allah'a da onlar. Onların yanından falan giderim diye düşünüyorum. Bir ay ikişer gün kalırım. Yeğenlerimi görürüm. Hani belki, çocuğum yok ya. Belki biz sana geliriz. Mayıs. Buraya gelirsen çok sevinirim. Mayıs'a diyen gibi var öyle şeyimiz. Planımız. Yani buraya gelmenizi çok isterim. Açıkçası ben de buradan ayrılmam için çok direniyorum ama yani daha ne kadar kalabilirim bilmiyorum. Haberleşelim Rauf. Elimizden bir şey gelirse. Haber ver. Takipte kal, konuşalım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tamam. Rauf, çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Onun için bizi. Eyvallah. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi geceler. Eyvallah. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü Salı, Perşembe, Standart FM. Evet, Amir. Evet. Sigara içiliyor mu burada? Bakayım. Evet. Ay. Ya gördüğüm kadarıyla gördüğüm kadarıyla içiliyor. Zor mu? Evet, evet. En zoru yalnızlık. Güzel bir yere geldin. Daha doğrusu güzel bir yeri başlattın. Ama kimine göre diyelim. Yani fark etmiş kimine göre. Nedense yani bugün hani belli title ve ne diyeyim, title ne ya, titir neyi, o onun Türkçesi ünvan, belli ünvanlarla konuşmadığımızı varsayarak ya da konuşmuyoruz zaten. Sen yani, hiç ünvanın oldu mu bu arada? Büyük pompacı derler benim için. O hala diyor. Hadi ya. Eskiden de yani. Ya. Ünvan olarak bana şey derler. Amir derler. Güzel bir ünvan. Şöyle bir şey söyleyecektim. Mesela hani ulusal bir yerde çıkıp konuşuyorsun, işte altında yazıyor. Uzman, psikolog, garç gurç profesör. Metabunduk. Metabunduk yazmıyordu da orada işte, neyse işte. İşte ne bileyim, Ayşe Karamollaoğlu.
Ya da işte neyse. Bilmem ne bilmem ne bilmem ne bilmem nesi bitkisel. Mesela. Anlatıyorlar falan. Ben de bakıyorum bazen. Benim televizyonla şeyim çok kısıtlı ama bakıyorum. Ya kardeşim. Sen bir kere yalnızlığı ne olur bilmiyorsun ki. Hayatında yalnız kalmamışsın ki. Ya o kadar belli ki. Yani çocukluğundan beri. Hani 5 yaş, 6 yaş, 8 yaş, 12 yaş, 14 yaş, 17 yaş, 21 yaş, 23 yaş, 25 yaş, 29 yaş, 35 yaş. Gelmiş 60 yaşına da hayatında yalnızlığı ne olur bilmiyorsun ki. Yalnızlık üzerine konuşuyorsun da. Ha. Yalnız kalmamışsın ki. Evet. Tek başına bir evde uyanıp o gün ne yiyeceğini, hani tek başına ne yiyeceğini hesaplayıp. Yani en basitini söyleyeyim sana. Yani her akşam bir evin kapısını anahtarla açıp girmek. Girdin. Yani. Karanlık bir ev. Yani o yani tek başına giriyor. Evet, kapısını anahtarla açmak. Açtın. Tamam, bu yeter zaten. İçeri girmene bile gerek yok yani. Her akşam bunu yapıyorsan. Şu vardır o. Çok iyi bildiğim için söylüyorum sana. Kapıyı şöyle anahtarla açarsın, itersin. Böyle kendi kendine açılır. Böyle bakarsın eve böyle. Evet. Böyle bakarsın. İçeri girmeden önce. Durursun değil mi? Sonra yok orada terliklerini çıkart. Burada şuraplarını bilmem ne yap diyen olmadığı için dümdüz girersin. Hatırlıyor musun? Şeyde işte bende hala daha öyledir yani. Hiçbir kıyafetim asılı değildir yani. Yani dünyası olsun ki. Neye asasın yani? Ama seks güzel bir şey yine de yani. Ya öyle olmalı yani. Yani bildiğinden söylemiyorum. Yoksa niye yapıyorlar ki? Ama ben tam anlamaya çalışıyorum. Yani bu, şey, yani. Bu güzel bir şey olmasa niye yapıyorlar yani? Bir de hepsi yapıyor yani. Herkes. Evet, komple yani. Yani gördüğümüz herkes. Sen hariç, ben hariç yani. Ben seksin çok bulaşıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya ben şey bulmuyorum, sıhhi bulmuyorum bir kere seks. Evet. Sıhhi bir şey değil yani. Sıhhi olmadı ya. Kesin. Yani geçen gün bir başıma geldi. Sen de iyi olmasın dedim. Bu ne ya dedim. Nereye düştük biz dedim ya. Yani bu hani. Ama yani bende de hata olabilir. Tabii ben mesela kişilik olarak düzenli değilimdir. Temiz değilimdir. Yani kirden rahatsız olmam. Yaşarım yani. Evet. Ama pislikten çok rahatsız olurum. Ben de. Benim hatam olabilir yani. Ya benim eksiğim olabilir. Burada kirle pisliğin aynı şey olmadığını söylemeye çalışıyorsunuz. Onu anladım. Estağfurullah. Bence bu konuyu açabiliriz. Hoşuma gitti. Hoş bir konu. Evet. Çünkü kir benim bildiğim kelime anlamıyla bir bütün olarak düşünüyorum. Kir yıkamakla geçmeyen şeydir. Evet. Pislik ise yıkanmamakla ilgilidir. Bir de kir bulaşıcı değildir. Kir bulaşmaz. Kir kişiseldir. Evet. Evet. Evin kiri de, yüzün kiri de, elin kiri de.
Bazen öyle kirler vardır ki yani çok onurludur mesela. Tabii. Yıkımana gerek kalmaz. Evet. Bayağı evet. Haysiyetlidir yani. Taşırsın. Taşırsın yani. Çünkü zaten en başta söylediğimiz gibi yıkamaya ele geçecek bir şey değildir. O senin kirindir ve onunla yaşarsın. Hatta işte bu sırf bu yüzden belki kimliğindir belki biraz. Evet. Ama pislik öyle değil. Pislik başka bir şey. Pislik çok başka bir şey. Ben gene o bende iğrenç bir şey var. Buna iğrenç dememin sebebini sen anlarsın. Herkes anlamaz da. Hep Latince'ye giderim. Buna bizim hani görsel olarak da olsa bu işleri ilk önce çözmüş toplumlar buna ne der? Hmm. Anladım. Bir tanesi şeydir. Kir. Yani öyle dört giderler. Kirli. Pisle başka bir şey söyler onlar. Böyle yüzümden anlamışsındır yani. Ya, pislik yani. Yani böyle. Mesela yani kirde bir yüz ifadesi oluşmaz. Ama. Oluşmaz. Kir yani kirli işte kirli yani. Mesela pislik şey, yapışkandır da. Yani. Tabii. Ama her yapışkan şeyde pisliğindir. Ben bazen biliyor musun Amir? Mesela bamya pisliğindir yani. Bamya mı? Bamya sümüklüdür yani sadece. Bamya yalarım ben bamyayı. Bamya'yı iyi pişirmezsen sümüklüdür. Şüphesiz ki. Ama yani bilmeden pişirmiş. Ama sümüksüz bamyanın da tadı olmaz yani. Evet, yani evet, o onun o şeyi olacak. Olacak. O jölemsi suyu diyelim evet. Ona. Tabii usta işiyle limonlu, tuzlu o asitle ne kadar onu yaktığına da bağlı da. Tabii yani boşuna limon. O kalacak yani. Boşuna limon kalmaz yani. Yani. Bir de bamya pişirme yöntemleri çok sonsuzdur. Yani bamya türleri gibi bamya pişirme yöntemleri de evet. Aslında insanlık tarihini bamya pişirme üzerinden anlatmak bile bence mümkündür. Yani iki gün önce lafını böldüm ama unutmasın. Net bir şekilde şunu düşündüm. Sabah yani işte baboya şey pişireceğim. Yemek pişireceğim ve o gün bamya yapacağım. En sevdiği dört yemekten bir tanesi. Tarihini düşündüm bunu. Bu nereden geliyor? Yani okra mı? Latincesi okra mı? Ya böyle bir şey. Yetiştirmeyi ben planlayamam. Benim bu aklımla planlayamadığım bir şeyin çok eski olması lazım. Evet. Ya yeni olamaz. Yeni olsa ben planlarım onu. Doğru mu düşünüyorum? Zor. Çok eski olması lazım. Yani 1000 yıl, 2000 yıl, neyse. İnsanlık tarihi. Evet. Bunu herhalde nasıl pişireceklerini 250 milyon kere denemişlerdir. Ya beni bazen şaşırtan şeylerden biridir. Yani mesela bamya sebzesini toplayıp onu pişirmeye kalkmak zaten ilk yapan için bu bir cesaret mi? Mesela ben ya 100 defa geçerim önünden mesela ilk defa görsem. Bir ellerim. Bu ne dersin geçersin. Yani bir eskiden bizim savaşta kullandığımız mahalle savaşlarında kullandığımız bir tohum türü vardı. Böyle bir hazne gibi böyle yemyeşil büyür, hafif dikenlidir. Böyle bu kafasını olgunlaştıkça eğer sonra o içine aldığı yani içeriye pompaladığı su ki hayat zaten mesela yani, evet. Pompa yani tüm hayatı da pompa kavramı üzerinden yani
Açıklamak mümkün. İçindeki basınç o kadar artar ki o suyun içinde de tohumları yüzer bunun. Onu tutan dal parçası artık o basıncı taşıyamadığı anda o bir tür füze etkisiyle içindeki suyu fışkırtarak ileriye doğru fırlar. Okey. Tamam. Ve tohumları da o içinde basınçla boşalan ve dolayısıyla bir jet motoru etkisi yapan suyla birlikte etrafa dağılır. Biz bunu toplardık Amir. Şeyden patlatmadan yani keserek hafifçe sıktığında patlamadan önce hafifçe sıktığında ateş ederdi yani o tohumlarla. Sıkınca fışkırtıyor. Evet, tamam. Böyle mahalle savaşları yapar. Hatırladım. Yani primitif pinball şeyleri. Tamam o şey büyük bir sebzeden bahsediyorsun hatırlıyorum. Şöyle. Şu kadar işte. Evet. Şu kadar. Evet evet. Böyle akşam sefası şeyinden büyük. Evet. O da bir ayrı oyunu vardı da o yüzden. Onu mu söylüyorsun dedim hocam. Ya binaenaleyh yani mesela bir şeyi pişirmeye mesela domatesin tarihi de enteresandır. Domates ilk tabii Amerikanya kıtasında endemik bir tür olarak yetişen bir sebzeydi. Dolayısıyla Amerika'nın keşfinden sonra dünyaya yayıldı ve istilacı bir türdür. Yani evet. Mesela domates bugün İtalyan mutfağının temeli olarak kabul edilse de bence domates bugün İtalyan mutfağının katili olarak kabul edilir. İstilacı bir türdür. O yüzden biz her yıl İtalya'da Bianca günleri yaparız. Yani beyaz yemek. Evet. Günleri yaparız ki benim dördüncü eşimden ayrılma sebeplerimden biri de budur. Her şeyin içine salça koyma, zeytinyağlıya kadar. Yani dayandım da çok güzel kadındı. Clara mı? Anne Maria. Aa, çok güzel kadındı. Bacakları güzeldi onun be. Bacakları ya benim gördüğüm kadarıyla sütundu bacakları. Bir yerine kadar gördüm tabii ben de sonuçta. Ben sen o sütunlara böyle çok tabii ben şey yaptığını hatırlıyorum. Aşağıdan yukarı doğru bakarım. Ha. Her şeye mi? Her şeye. Yani, prensip iyi bir şey. Geldi evet tabii doğru. Prensip iyi bir şey. Yani çünkü yani prensip lezzetli bir şey bir de. Evet yani, bu kesin. Ya. Çünkü yani eninde sonunda onu çiğnemek zorunda kalırsın. Hatta yemek zorunda yemek kalırsın. Yemek zorunda kalırsın ki bu bence çok şey keyifli bir şey yani. Ben mesela sırf bir gün çiğnemek için kendime prensipler edinirim. Böyle yani her daim en az 12 ya da 13 tane prensibim vardır benim hayatta. Yani 13 prensip çok iyi. Olmadan yaşamam yani. Çok iyi. Birini çiğnediğimde yerine tekrar çiğnemek üzere yeni bir prensip edinirim. Yani çok, o yüzden de çok prensipli bir insan olabilirim. Yani. Çok kıskandım şu an. Ama mesela bak bizde kayıt tutuculuk yok. Yani şimdi mesela benim bir asistanım olsa. Yani bu devlet, bu hükümet bana bir asistan atasa. Hı hı. Yani şu güne kadar kaç prensibim olmuş, kaçını çiğnemişim. Kaçını hala sadıksın. Hala sadığım. Evet, evet. Ve benim bir prensibi çiğneme yüzden periyodum. Yani buna grafik sinüs eğrileri olarak da ifade etmek mümkün. Pasta grafik kartezyen grafikler. Her türlü. Kötü mü olurdu yani şimdi gelecek kuşaklara böyle bir şey böyle bir araştırma kalsın. Herhalde kötü olurdu. Ya yani gelecek kuşaklar için. Herhalde kötü olur. Ben buna katılmıyorum. Yani çok ama çok saygı duyuyorum yani. Size saygı duyuyorum ama buna katılmıyorum çünkü. Yani istatistik istatistiktir. Ama istatistik istatistiktir. Evet doğru. Doğru. Yani, katılıyorum. Bugüne kadar ya buna katılıyorum. İstatistikten zarar görmüş. Çok insan gördüm.
Ama yani bu istatistiğin günahı ne? Yani istatistiği okuyamıyorsan zarar görürsün yani. Ya istatistiği okuyamayıp istatistiğe göre davranmaya kalkarsa mesela bu benim prensiplerimden biridir. Yani eğer bir istatistik varsa ben onu okuyamıyorsam ve ona göre davranmam. O istatistiği baz alarak davranmam. Doğal mesela olarak. Çiğnemiyor. Yani bu bugün mesela böyle bir prensip edindim kendime. Şu an inşallah. Yeni prensip. Bir açığım vardı. Evet. Senden iyi olmasın evet. Prensip. Son bir hatırlatmamız var saygıdeğer dinleyenlerimize. Gerçi çok da zamanımız yok ama evet. Gene de bunu söyleyelim. Son birkaç cümlemiz için ve son birkaç konuşmamız için bize bu saatten sonra canlı yayında konuk olmak için FM.standart'tan daha önce duyurduğumuz Instagram hesabımızdan bize bir direkt mesajla ulaşabilir. Canlı yayında konuk olmak istediğinizi belirtip lütfen adınızı, nerede olduğunuzu da ilave ederek bize bir mesaj atabilirsiniz. Çok kısa bir şey dinleyelim sonra. Evet. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değil. Fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Standart FM'de Kaybedenler Kulübü'yü dinliyorsunuz. Değerli olsun Kaan Çaydamlı ve ben Mete Avunduk. Bu gece ...2023-02... Nisa için Kadıköy'de Merkez Stüdyo'da canlı yayındayız. Bugün hayat, kadınlar ve aşk üzerine konuşmaya devam ettik. Ve bir süre daha devam edeceğiz. Hatta bir dinleyenimiz var sanıyorum. Beril selam, merhabalar. Selam. Nereden arıyorsun bizi Beril? Ankara. Nasıl Ankara, soğuk mu? Bayağı, çok soğuk. Oo. Şu an çok üşüyorum, baya. Yalnız mısın? Değilim, annemleyim. Yani? Genel olarak çok yalnızım ama. Ben üşümek an... anlamında dedim. Sarıl annene. Daha sıcak ne olabilir o ki? O sevmiyor. O pek sarılmayı sevmiyor. Anladım. Ya küçükken çok sarıldığım için biraz soğudu galiba benden. Şey yapıyordur, trip yapıyordur sana. Son günlerde evet. Aranızda kötü bir şey geçti mi? Yani. Yok aslında pek kötü bir şey yaşamıyoruz annemle ama. İyi bari. Eskilerin acısını çıkarıyor olabilir. Anladım. Anneler enteresan yaratıklar. Ya benim annem çok da enteresan değil. Şu an o benden daha heyecanlı.
sizin filminizi 2-3 defa kendisine seyrettirmek suretinde. Öyle bir şey ya, işkence yaptım diyorsun yani. Evet, merak ediyorum neler sevdiğimi, nelerden hoşlandığımı. Ben de... Anladım. Yaş kaç sen değil mi? 17. Eyvah eyvah. Evet, anneni anlıyorum. Ben de anlıyorum şu an. Neden sadece kadınlar? Neden kadınlar ve hayat? Yani bugünkü konumuzu ilk defa konuşuyoruz. Evet, bunu fark ettim. Yani bu bize şey olarak geliyor, basılı olarak kapalı bize hafta giriyor her program. Yani ben konusu. Mesela 99'dan beri takipçinizim. İlk defa. İlk defa denk geldin değil mi? Biz, i̇lk aslında defa. Bu konuda da çok şikayetlerimiz var. Yani program başlamadan önce bu konuların bize ulaştırılması, hiç hazırlık yapamadan programa başlamamız ve bazen gerçekten saçmalamamız gibi sonuç. Yani ben değerli dostum Mete Onduk'u tenzih ediyorum. Yani kendisinin hiçbir zaman öyle bir noktaya geldiğini görmedim ama ben kendi adıma hakikaten bazen eve gittiğimde yani şeref olsun, kirpik olsun, şikaka olsun bakışlarından anlıyorum. Yani yine saçmaladım. Yani. Çünkü dinliyorlar, evde beni dinliyorlar. Değil peki, baban nerede? Bilmiyorum. Hiçbir bilgim yok. Muhtemelen şu an dükkanında. Dükkanı derken? Dükkanda demlendiğini düşünüyorum. Kendi tabiriyle. Güzel. İyi. Çok iyi. Yani bayağı iyi. Bayağı demlenmişti ama o artık olmuştur. Bence. Şimdi sadece bir baktım da o olmuştur. Yani. Bence de. Bayağı olduğunu düşünüyorum. Altını kapatmak lazım. Dükkanı yani. Nerede? Ulus'ta. Ulus, Ankara. Ankara. Ulus Ankara'nın eski bir mahallesi bildiğim kadarıyla. Büyük ihtimal. Ben o kadar eski olduğunu düşünmüyorum. Ben ilk Ankara'ya gittiğimde sanıyorum ortaokul ya da işte ilkokul yeni bitmiş, ortaokula yeni başlamış gibi bir yaşlardaydım. 1700'lerin hemen başları gibi. Bir gece girdik. Çok ağır bir yağmur vardı. İlk defa hayatımda bir otelde kaldım. Yanımda annem, babam vardı. Kardeşim daha yoktu. Ya da Amerika'ya yerleşmişti, onu bilmiyorum yani. O aralarda bir şeydi. Ben o dönemler Ankara'da değildim. Yani anımsayamıyorum. Sen tam o dönemler ama... yoktun zaten. Büyük ihtimal yoktun. Çok sonra, güzelmiş. Böyle bir karanlık, yani nereye gittiğimi algılayamayacağım. Zaten algılayamazdım ama yani öyle bir yağmur yağıyordu ki zaten algılamam. Mümkün değildi. İşte babama sordum neredeyiz diye. Ulus dedi. Bir garip gelmişti isim olarak zaten. Yani sanki böyle hani Ankara'daki isimleri düşündüğümde bir de çok aykırı gelen bir isim hala da bana Ulus ismi. Neyse işte bir otele girdik. Benim hayatımda ilk defa bir oteli görüşümdü bu. Bu çok eski yıllar olmalı. Evet, 1700'lerin ortaları olabilir. Evet. Ankara var mıydı o yıllarda bilmiyorum. Yoktu. Yoktu. İşte o zaman o tarihler yani aşağı yukarı. Angora siz dediniz. Beni büyüleyen bir şey oldu. Ben yani bu hala da bir devasa bir fotoğraf gibi canlı bir şekilde gözümün önüne gelir o. Büyülenmiştim çünkü. Bir tane resepsiyon. Resepsiyonun arkasında da böyle...
bir sürü deliği olan ve her delikten kablolar çıkan bir makine vardı. Hmm. Üzerinde numaralar yazıyordu. Bu bizim jack dediğimiz. Evet. Ucunda jack olan kablolardan. Santral. Evet. O bir telefon santraliymiş. Biz o yıllarda telefon da yoktu. Yani telefon olmayan bir şey. Evet. Kayda girip mesela 15 yıl sonra. Televizyonlarda olan bir şey. Yani daha doğrusu evet, sinemalarda olan. Sinemalarda. 15 yıl sonra çıkardı. Böyle doktorların şeyi vardı. Benim. Önceliği vardı. Ve çok güzel ticareti dönerdi onun. Mesela bütün Hürriyet Gazetesi'nin seri ilanlar kısmı doktordan telefon ilanlarıyla doluydu. Çok güzel bir ticaretti o yıllarda. Büyülendim resmen. Böyle donup kaldım. Çünkü işte bir telefon çalıyor. Resepsiyondaki birisi bir saniye deyip bir jack'i çıkartıp böyle büyülü ve karma karışık bir şekilde bir deliğe sokuyor ve işte o odanın telefonu çalmaya başlıyor. Yine hep bir deliğe sokmadan bahsediyorsunuz. Yani bir penetrasyon hiç anlattığınız şeylerde hiç böyle normal bir şeye sokmadan, bir şeyden bir şeyi çıkartmadan bir şey olmuyor. Estağfurullah. Yani bu benim elimde olan bir şey değil. Belki de algıda seçicilik. Allah Allah. Allah. Ona bir şey diyemeyeceğim Allah şu anda. Ama yani bir şey önce konuştuğumuz şeye tekrar vurgulamak isterim. Seks hakikaten güzel bir şey olmalı. Yoksa niye bunların hepsi sevişiyor yani? Genel evet hiç. Ben evet, bunu yani öyle olmalı. Sormak yani istiyorum. Ya yani öyle olmalı. Evet. Hani öyle mi? Bilmiyorum. Bence evet, çok yanlış iki kişiye soruyorsun. Annenize önce bir annenize annenle konuşman lazım bu konuda. Yani. Yani biz sordum hatırlamıyorum dedi bana o yüzden. O da bizden. Eyvah. Şey, EPT. Evet. PYT. Evet, o da yararlandı. PYT. 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 Ama PYT çıkmadı daha. Pompada yaşa takılanlar. Bize geçen şeyi, hafta çıktı geçen şeyde. Size mi? Sana çıkmıştır özel. Bize çıktı evde. Ya, evde çıktı. O aslında bana da çıkmış oldu ama. Artık yani ben hikayemi evet, tamamlayayım. Çünkü konu yanlış yere gitmesin. Annen orada dinliyorsa özellikle. Neyse yani yukarı işte çıktık uyuduk. Bir balkonu vardı. Balkondaki görüntü de çok net. Böyle bir çok eski bir taş bir bina, bir bahçesi, bir dev bir ağaç. Ne ağacı olduğunu hatırlamıyorum. Meşe diyesim var ama değil. Meşe değildir. Akasyamsı bir şey. Olmaz, evet. İşte banyoya, tuvalete gitmek istedim. Koridorda tek ya ortak bir tuvalet vardı. Ki bu iyi bir otel o zamanlar. Neyse aşağı indik, restoran kısmı vardı. İlk defa hayatımda bir restoranda yemek yedim. Çok büyük bir şey bu. Bir sürü ilk yani. Çok büyük bir şey. Mesela orada yediğim bir şey vardı. Tas kebabı. Unutmuyorum mesela. Görüntüsü, lezzeti, rengi. Gerçek dışı gibi yani. O lezzet hala da gerçek dışı gibi. Bu aslında biraz bir regrese bir durumdan bahsediyorum. Hani hepimiz regrese olmak isteriz. Özellikle depresif olduğumuzda, üzgün olduğumuzda. Yani evet, aslında bunun temeli anne karnına geri dönme isteğidir. Evet. Doğru. Yani çünkü evet, dünyada mutlu ve huzurlu olduğumuz tek dönem o dönem. Yani anne evet, karnında olduğumuz dönem ve suyun içinde olduğumuz. O yüzden, her taraf su. O yüzden evet, turizm diye bir endüstri var. Herkes denize girmek istiyor. Sırf bu yüzden yani. Bunların hepsi anne karnına dönmekle ilgili bence. Ki ben de öyle yani. Ben yüzmek istemiyorum mesela hiç hayatımda. Niye yüzeyim ki, manyak mıyım ben? Yani balık mıyım ben? Yani. Niye yüzeyim yani? Bir de ben batmıyorum mesela. Akdeniz'de batmıyorum. Ben mesela batıyorum. Her yerde. Ben buna katılmıyorum. Ben hep yüzmek istedim. Bayağı hem de.
Yani çok tabii, fazla. Annenize sarıldım. Evet. Geçer. Öyle söyleyeyim. Geçer. Geçer. Geçmiyor. Geçer geçer. Daha bir zaman tanı kendini. Bir 30-40 yıl tanı. Bak neler geçiyor. Neyse yani bu çok canlı şeyden sonra anıdan sonra ben yıllar sonra yani işte üniversiteyi bitirdikten sonra Ankara'ya gittim tekrar ve Ulus'ta bir işim vardı. Daha doğrusu Ulus'ta bir o da bir başka uzun bir hikayedir aslında. Bir tekel misafirhanesinde konaklama durumunda kaldım. Ve yani garip bir şekilde o misafirhane otelin penceresinden gözüken binaymış. Evet. Yani şeyi bahçeyi ve şeyi görünce direkt anladım ve oteli buldum. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Ya aradan 40 yıl falan geçmiş belki evet. Ya da 30 yıl. Tam hesaplayamıyorum. Çok iyi. Ama çok zaman yani. Otele girdim ve o santral orada duruyordu hala. Tabii. Ama şey gibi yani bir Boris Vian hikayesi gibi yani Nilüfer çiçeğinin içine çökmesi gibi. Aslında üstünü yosunlar örtmüş ve kullanılmıyor. Evet. O renkli canlı şey orada böyle bir garip bir vintage bir nesne gibi evet. Bir efemera gibi duruyordu. Şeyde kalmadım. Bak regresi olmak böyle bir şey işte. Evet. Misafirhanede kalmadım. Oda tuttum. Üçüncü katta. Tahminen aynı noktalarda bir oda. Yani çıktım odaya. Korkunçtu. Yataklar bile değişmemişti yani. Büyük ihtimalle battaniyeler bile aynı olabilir. Büyük ihtimalle. Çünkü o böyle kahverengi ya da artık kirden kahverengiye dönmüş. böyle ortasından bir daha koyu bir düz şerit geçen evet, battaniyeler evet. Onlardan. Açık kahve koyu deve tüyü. Deve tüyü. Evet, onlardan. Neyse uyudum bir şekilde. Fakat sabahleyin işte bir toplantım var ve saçımı yıkama ihtiyacım var. Çünkü duş almayı falan düşünmüyorum tabii çünkü. Bir şey yok. Şeyi aradım aşağıyı. Artık bu şeyli telli telefonlara geçirmiş. Yani tuşlu telefonlar var. Dedim yani sıcak su lazım bana. Tamam dedi ben kaynatıp getireyim size dedi. İyiymiş. İyi dedim. Bir adam geldi kapıyı çaldı. Açtım elinde bir tencere sıcak su. Teşekkür ettim aldım. Hani lavaboda bir böyle kafamı şey yapayım sonra bir tarayayım şekillendireyim falan. Saçım var yani İsmet abi. O zaman. Sen hatırlıyorsun benim saçım olduğu zamanları. Büyük hatırlıyorum. Sarıydı senin saçların. Sarıya evet. kaçar evet. Kızıldı. Evet kızıl. Turuncu kızıl. Evet. Çok ekmeğini yedim o saçların. Yani. Şimdi olsa yersin. Şimdi de yerim. Evet. Binaenaleyh bir il aldım tencereyi baktım içinde hani böyle fasulyeyi suya yatırırsın o şişerken kabukları buruşur bazıları. Maya sıkılır. Barbunya reçeli yaparken sanırım ben bunu görmüştüm. Türkçe'de, öyle oluyordu ama. Türkçe'de çok güzel bir kelime vardır. Mayasıl. Mayasıl. Neyse fasulye kabuklarını temizleyip saçımı yıkadım. Daha organik yani sonuç itibariyle. Aroma fasulye. Faydası var. Yani. Sonra gittim. Yani çıktım. Normal bayağı işime gittim. Bu da böyle bir hani hazır yeri gelmemişken anlatayım seni de 17 yaşında olduğunu düşünerek de fazla konuşturmayayım diye. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi aradığın için annene selamlar. Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur.
zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlar da. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. İşte ya, iyi. Çok iyi. Bak, bir şey söyleyeceğim. Şimdi bizim eşimiz geldi. Sürekli eşimizi, dostumuzu, akrabamızı kaybediyoruz. Sürekli. Çok acayip bir şey. Evet. Bu hani ben ne konuşursak konuşalım hep o tarafından şey yaparım, yontarım. Geri dönüşüm insanıyım ben. Bütün hayata bakışım nesneler üzerinden. Yani tam olarak orada mı? Nesneler üzerinden hayat. Eşyalara iyi bak. Senden sonrasına iyi geçsin. İyi kondisyonda geçsin. Her şey. Her şey ama her şey yani. Bu tabak. Bu güzel yıka bunu. Bunu bak, bazı şeyler vardır. Üzeri altın yaldızlıdır, bilmem nedir. Bunu bulaşık makinesine koyma. Bana. Elde yıka. Bunu elden böyle yap. Orada buradan çıkart. Bunu diğerleriyle beraber bilmem ne yapma falan filan. Hani böyle bir garip bir şey var ya. Ama bak, çok önemli bir nokta bu zaten. Yani aslında bir şeyi de... Abi bir şey söyleyeceğim. Bu arada bende var. Sende olmayabilir. Yok, bende şöyle var. Yok, var bende de var. Ya ben sahiplikle ilgili bir refleksim yok benim. Ama aynı. Ama nesneye saygı duymakla ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Bu hani ne sahipliği, ben ne, ömrüm ne ki benim. Evet. Ama şunu biliyorum. Bu bardak benden daha çok yaşayacak. Evet. Ya şimdi burada tabii bak, garip şeylerden, yeni kuşağın anlamadığını gördüğüm şeylerden biri bu. Mesela teknolojinin yarattığı şeylerden biri. Mesela eski bardakların 70 derece üzerinde ve o makine tuzu dedikleri o aşındırıcı malzemeye dayanıklı bir yapısı yok. Yani teknoloji... Abi bir şey söyleyeceğim. 70 mi? 70 falan değil. 40 50. Bilemedi 50 yani. İnsan eli 30 dereceye yani bulaşık. O derecelerde yıkanıyordu sonuçta. Evet. Yani çocuğu nasıl yıkarsın? İşte... Dirseğini suya böyle bakarsın. Yani. O zaman sana söyleyeyim mi? 25 derece. İşte çocuğu... Bile 30. İşte insan vücut ısısı maksimum 36 derece. Ben bir kere esir düşmüştüm. Amir. Kore mi? O böyle, o civarlar. Tam şeyi de hatırlamıyorum. Yani şeye de olabilir, Vietnam'da olabilir. Olabilir. Vietnam'da olabilir. Gerçi ben Vietnam Savaşı'na katılmadım. Sen Vietnam Savaşı'na katılmadın da Vietnam Savaşı'nın neden çıktığını hatırlıyor musun? O da işte esirdim o dönem. Ben onu takip edememişim. Ben sana bir daha anlatırım.
Orada bir paylaşım sorunu vardı. Allah Allah. Şimdi adını anamayacağım. Bu da çok enteresan geldi bana şimdi, paylaşım sorunu. Yeşil otlarla o demin derken 2 saat önce konuştuğumuz parlak sarı altın dediğimiz şey arasında bir şey vardı. Bir alıp verememezlik vardı. Evet. O yüzden savaş çıkartmıştık. Allah Allah ya. Evet. Beni siz mi esir almıştınız? Yani sizin taraf. Almış gibi yapmıştık. Hala hayatta olduğuna göre. Evet. Öyle gerekiyordu. Evet. Neyse canım, yani ne gerekiyorsa o, yani orada bir şikayetimiz yok yani. Tabii ki. Neyse, bu hikayeyi sonra anlatayım. Çünkü o esirlik sürecinde yaşadığım şey de biraz bununla ilgili ama vaktimizi de açtık biraz deyip bugün 2022-3'ü noktalayalım ve önümüzdeki sığlığı eğer olağanüstü bir şey olmazsa ki bu ülkede çok rastlanan bir şey değil, yani olağanüstü bir şey olmaz. Öngörülebilirlik, bunlar çok alışkın olduğumuz şeyler bizim. Şunu bir açayım mı? Onu bir aç. Onu bir aç da onları bitirip şey yapalım. Çünkü bunlar mayalanır bunu böyle açık bir fırsat. Çürüyor. Her derdinden kaybedenler kulübü burası. Kadıköy Merkez. Standart FM Merkez Stüdyo'da canlı yayındaydık bugün. Dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydamlı. 2022-2 NISO'yu tamamladık. Hani her zaman yaptığımız gibi bu programı da adamak isterdim ama hiç içimden öyle bir şey gelmiyor. Bence bu programı bu gece bizi Hatay'dan arayan dostumuz Rauf'a 2023-2 ne oldu NISO, bizi bugün Hatay'dan arayan ve bizle sohbet eden değerli dostumuz Rauf'a adandı. Hepinize iyi geceler diliyorum değerli Kaybedenler Kulübü dinleyenleri. Değerli dostum Mete Onduk ve ben Kaan Çaydan, kendi adıma. Hepinize iyi geceler. Ses yok. Soru yok. Halbuki hep insan kendi kendiyle konuşur. Şimdi konuşmakta zorlanıyorum açıkçası. Rusya'dayım. Çalışmak için geldim. Merak ettim, geldim. Çoğu arkadaşımın hayali buraya gelmek. Benim değildi. Çok fazla hayal kurmuyorum. Biraz zorlanıyorum. Okuldan yeni mezun oldum. Yeni mezun olunca herkes sizi sıkmaya çalışır. Çalışıyorlardı. Az para verip çok çalıştırıyorlar. Bazen düşünüyorum bütün bunlara değer mi diye. Kaybedenler Kulübü.